Genel Müdürlüğümüz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere kurulmuş bir kamu kuruluşudur. 144 bin hektara yakın hizmet alanı içerisinde yaklaşık 1 milyon kullanıcıya hizmet veriyoruz. Sorumluluk alanımız içerisinde ise 400 binin üzerinde abonemiz bulunmakta. Bu kadar büyük bir yapıyı 7/24 kontrol ve takip edebilmek için gelişen teknolojik imkanlardan faydalanıyoruz. SASKİ bünyesinde teknolojik altyapı ve işleyişten sorumlu olan Skala Şube Müdürlüğü, Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü, Sistem ve Network Şube Müdürlüğü olmak üzere 3 tane şube müdürlüğümüz bulunmaktadır. Bizler Sistem ve Network Şube Müdürlüğü altında faaliyet gösteriyoruz ve sahip olduğumuz bu dev yapının iletişim ağından sorumluyuz. Kurumumuzun asli görevi bir su kaynağından suyu çekerek uç noktalardaki abonelere ulaştırmak. Sahip olduğumuz saha içerisinde 800 civarında terfi merkezi, depo, kuyu ve arıtma tesisi bulunmakta. Bu tesislerde de SCADA otomasyon sistemini çalıştırıyoruz. Buradaki amacımız tesislerimizin uzaktan yönetilebilir olması. Çünkü coğrafi açıdan sahip olduğumuz tesislerin hepsinde personel barındırmamız mümkün değil. Buna ek olarak bazı tesislerimizin çevresinde telekom şirketlerinin altyapıları yetersiz. SASKİ olarak geçtiğimiz dönemde yaşadığımız uzaktan yönetim sorunları nedeniyle kablosuz iletişim sağlayabileceğimiz kendi altyapımızı kurma kararı aldık ve çalışmalara başladık. Zorlu koşullara sahip coğrafi bir alana hizmet verdiğimiz için projemiz kapsamında bir tanesi omurga tipi olmak üzere 70 adet küçük ve orta seviye istasyon kulesi kurulumu gerçekleştirdik. Proje kapsamında 52 adet omurga tipi ve 800 adet orta ve küçük seviye kule iletişim noktasının daha kurulumunu gerçekleştireceğiz. Burada önemli olan kendi imkanlarımızla hiçbir operatöre bağlı kalmadan kesintisiz bir şekilde kendi iletişim sistemimizi yapılandırmak ve aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü şehir geneli fiber optik ağ projesine dahil olarak paydaşlara kamu hizmeti sunmaktır. Bu sayede yaşanabilecek önemli bir olay veya herhangi bir felaket durumunda ana iletişim hatları kesilse bile SASKİ kendi özel iletişim ağı üzerinden sunduğu hizmetlere devam edebilecek. Projemize başlangıç aşamasında birçok ürünü sahada deneyerek artılarını ve eksilerini analiz ettik. Kurduğumuz yeni kuleler ve iletişim noktalarımız arasında verilerimize gerçek zamanlı ulaşabilmek ve aynı zamanda iletişim sağlamak için kablosuz erişim özelliğine sahip routerlar kullanmaya karar verdik. Altyapımız üzerinde kullanacağımız cihazların marka seçim aşamasında ürünlerin kalitesi ve markanın bize olan yaklaşımı etkili oldu. Bir markanın ticari bir yaklaşımdan ziyade bizimle birlikte bu işe çözüm üretebilecek bir yapıda olması çok önemliydi. Bu noktada Cisco'nun bizimle iletişimi çok olumluydu. Zaten kendini kanıtlamış bir marka ve sahada yapmış olduğumuz testlerde de istediğimiz başarıyı elde etmemiz Cisco'yu seçmemizde en önemli nedenlerden biriydi. Gerçekleştirdiğimiz bu proje bizlere maliyet açısından da birçok fayda sağladı. Oluşturduğumuz altyapı üzerinden ses verilerinin de taşınabiliyor olması, telekom tarafındaki hatların azaltılmasına ve birimler arasındaki iletişimin yoğun bir şekilde kendi sistemimiz üzerinden gerçekleştirilmesine de neden oldu. Cisco olarak SASKİ uzaktan erişim altyapı projesi çerçevesinde müşterimizin hangi ihtiyaçlarının olduğunu ve bu ihtiyaçların hangi ürünlerle nasıl adapte olacağını ProLine ile birlikte analiz ederek yola çıktık. Öncelikle buradaki hedefimiz iş sürekliliğini arttırmak, veri merkezi yedekliliğini sağlamak, erişim hızını arttırmak ve mevcutta kullanılan sistemleri optimal seviyeye çekerek müşterimizin maliyetlerini azaltarak stabil bir altyapı kurmaktı. Bu konuda çözüm sağlayacağımız arasında bulunan ProLine firmasının deneyimi de bizlerin işini oldukça rahatlattı. Kurulumu gerçekleştirdikten sonra altyapının omurgası olan A bölümünün optimizasyonunu da sağladık. Port maliyetlerini sistem içerisindeki cihazların yenilenmesine kadar birçok durumun analizini gerçekleştirdik. Hali hazırda kullanılan sayısal tabanlı santralden IP tabanlı santrale geçiş sağladık. Dolayısıyla sesi ve veriyi aynı anda aynı ağ üzerinden kontrolü, takibi ve yönetimi kolay, uygun maliyetli bir çözüm sunmaya çalıştık.
Bu proje içerisindeki en büyük avantajımız Cisco olarak kullanılacak teknolojileri tek bir marka olarak sunabilmemiz. Böylelikle hem müşterimize bir kolaylık sağlamış olduk hem de kurumun fazla giderlerini minimuma indirebildik. ProLine olarak nesnelerin interneti konusunda çalışmalarımıza devam ederken bu yönde çözümler de sunuyoruz. Şirketler çözümlerimiz sayesinde depoladıkları verileri hedeflerine uygun olarak seçilen veri ambarı çözümleriyle çok boyutlu analiz edebilmeyi sağlayacak biçimde paylaşabiliyor. Bilgiyi verimli bir şekilde yönetebiliyor, rekabete proaktif davranabilme avantajı elde ediliyor. Bu sayede kurumlar analize, denetlemeye, raporlamaya, modellemeye ve dolayısıyla iş sonuçlarına daha iyi, hızlı, kolay, anlatmaya ve ileriye dönük verimli tahminler yapmaya odaklanabiliyor. SASKİ'nin gerçekleştirmek istediği uzaktan iletişim altyapı projesini mühendis arkadaşlarımız ile değerlendirirken kurumun ihtiyaçlarına karşılık gelecek en iyi çözümü, en iyi fiyata sunmak için çalıştık. Hem müşteri memnuniyeti hem de proje ihtiyacını tam olarak karşılayabilecek Cisco ürünlerinin altyapıya entegre edilme çözümünü SASKİ'ye sunduk. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında sunduğumuz çözümlerin SASKİ'ye büyük avantajlar sağladığını görüyoruz. SASKİ uzaktan erişim altyapı projemize yaklaşık 2,5 sene önce başladık. Toplamda bütün projenin planladığımız şekilde gerçekleşebilmesi için yaklaşık 4 yıla yakın bir zamana daha ihtiyacımız var. Geldiğimiz noktada herhangi bir operatöre bağlı kalmadan kendi kablosuz ağımız üzerinden birçok noktaya erişim sağlıyoruz. Projemiz tam anlamıyla bitirmeden bile maliyetler konusunda artılar sağlamış durumdayız. Şu anda 130 noktaya kendi özel ağımız üzerinden erişim sağlıyoruz. Hizmet sunduğumuz Sakarya halkının gerçekleştirdikleri işlemlerde kesinti yaşamaması bizler için en güzel ödül. Sunduğumuz hizmetin kalitesi ve sorunların en aza indirilmesi konusunda yeni teknolojiler kullanarak tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.